Hayatımız oldukça değişti. Biz de bugün bu değişimlere nasıl ayak uyduracağız? Aynı zamanda bu olanlar tabii bize farklı şekilde bir sürü mesajlar veriyor, bir sürü şeyler anlatıyor. Hem işte Bilyay Vakfı olarak ben Tülin Etyemez Şimberk ve de İzmir Ruhsal Araştırmalar Derneği'nden Tevfik Arpacı olarak siz sevgili dostlarımızla bu değişime hazırlanmayı bir sohbet halinde konuşalım istedik. Biraz biz söylemek istediklerimizi, anlatmak istediklerimizi anlatacağız. Sona doğru da sizlere sorularınızı açacağız ki yoğun bir şekilde meraklandığınız sorularınızın olduğunu da biliyoruz ama ben önce sizi soruları Tevfik Bey'e bırakayım bakalım. Öyle bir yerden başlayalım. Bir yerden başlayalım. Şimdi bugüne kadar şöyle bir hep Instagram'da, Facebook'ta, sosyal medyada dolaşan bir şey vardır. Konfor alanı ile ilgili. Aslında bizler memnun olsak da olmasak da bir konfor alanı içerisinde yaşıyoruz. Yaşıyor idik. Bir rutin yaşayışımız vardı. Dördüncü yolda mekanik hayatlar diyordu. İşte ben şahsen tüm Türkiye'yi karış karış geziyordum. Hani bir ay içerisinde 6-7 ile gittiğim oluyordu. En az 4-5 uçak yolculuğu yapıyordum. Bir anda sert bir şekilde çat diye bu kesildi. Enteresan bir şekilde de hani dış kaynaklı bir sürü onay alırken, uyaran alırken bir anda eve hapsolduk. Bu eve hapsolma olayı biz kendini bilme çalışması yaptığımız için bir şekilde kendi içimize dönmeyi birazcık biliyoruz ama pek çok dış kaynaklı, başarı hedefli, böyle işte dışarıdaki hayata mekanik bir şekilde bağımlı olan insanların bir anda iç dünyaya dönmesi bir travma etkisi yarattığı gibi. Önce bir bu sert fren, ani fren bir şey yarattı, bir travma yarattı gibi sanki. Ama yavaş yavaş bunu aşıyoruz gibi gözüküyor. Dışarıya çalışmak zorunda olup da dışarıya çıkmak zorunda kalan insanlar var tabii. Çok fazla var hem de. Hayat bir şekilde devam ediyor ama hani bizler şu anda izole olmuş durumdayız ve bu iç kaynaklı yapımıza dönüyoruz. İçimize dönüyoruz. Birazcık daha sorgulamaya başladık. Ben yaklaşık bir aydır kredi kartımı hiç kullanmadığımı fark ettim. Bu benim için çok güzel bir şey. Ama ekonomi için bir o kadar da kötü bir şey. Aslında şu anda ne ihtiyacım ne arzularımmış. Gerçekten ihtiyacım olmayan ne var sorusu birazcık da ortaya çıkıyor. Pek çok şeye ihtiyacımız yokmuş. Biraz da minimalist bir yaklaşımla hayatı daha minimalist bir şekilde yaşayabiliyormuşuz. Öyle bir tespitim var benim. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Belki de öncelikle bu yaşantımızın içerisinde biz bu alışkanlıklarımızı nasıl oluşturuyoruz ya da beynimiz bununla nasıl öğreniyor? Belki o hani ilk anne karnına düşmekle birlikte aslında bilinç dışımız ne yapıyor? Pek çok şeyi biriktiriyor. Biz anne karnına düştüğümüz andan itibaren özellikle de annemizin hislerini, duygularını, düşüncelerini sanki bizimmiş gibi ne yapıyoruz? Kodluyoruz. Aynı zamanda bir aile içerisine doğuyoruz ve orada öğrenmişliklerimiz var. Bir kere gözlemlememiz onu öğrenmemiz için yetiyor çocuklukta. Çünkü beynimiz sanki sünger gibi ne yapıyor? Her şeyi Emiyor. içerisine alıyor ve emiyor. Ve daha sonrasında yine aynı şeyleri tekrarlaya tekrarlaya beynimizde belli nörolojik bağlantılar meydana getiriyor. Ve biz onları hiç fark etsek de fark etmesek de anneme ait, bana ait ya da babama ait, çevreme ait, okulda arkadaşlarımdan gördüğüm vesaire demesem de hem de toplumdan hani o Jung'un dediği gibi kolektif bilinçten de alarak her şeyi bilinç dışımda aslında yoğuruyorum ve bir zeminim var. Şimdi siz travma dediniz, bir şey yaşadık. Daha bu ne kadar travmalaştı? Bence önce bir şok aşamasındayız. Yani bir şok dalgası aldık. Şimdi
Beynimiz belli nörolojik bağlantılar oluşturmuştu, belli öğrenmelere sahipti ve biz onları tekrar ve tekrar devam ettirterek aslında beynimizde o nörolojik bağlantıları iyice derinleştirdik. O nedenle de mevcut olan bizim için ne kadar kötü olursa olsun, belki de aslında hani dilimizde hep söylüyor ya, ya o işe gitmek istemiyorum, keşke şöyle. Ya da mesela siz ne dediniz? Ya çok dolaşıyordum. Hani bir parçamız evet koşturarak gidiyor. Bilinç dışımızda bizi sürekli koşturtan bir şey var. Ama bir parçamız da diyordu ki ya bir dinlensem hayat nereye koşturuyorum? Yani biz aslında gene bu iki kutupluluk arasında bir fazla parçalardan oluşmuş olarak bütün o benliklerimizi, benlerimizi oluşturduğumuz için İçeride zaten mevcut bir koromuz var ve o koro bize sürekli olarak bunu yapmalısın, şöyle etmelisin, bunu giymelisin, işte kabul edilmek için şöyle davranmalısın diye bir sürü şeyi ne yapıyor? Bize dayatıyor ve aynı zamanda ne dediniz? İzlenimler. Yani bize işte susuzluğunu gidermek için bunu içmen lazım. İşte şöyle olursan kabul görürsün gibi de bir sürü o dış izlenimleri biz doldurduk, doldurduk, doldurduk. Aslına bakarsanız insanlık olarak o doldurduğumuz kavanozumuz aslında taştı. Ve Doğru, taştığı çok güzel. için de sistem bize şu anda bir dur. Hani nereye gidiyorsun? Bütün bu izlenimleri aldın. Orayı doldurdun ama gerçekten bunu sindirebildin mi? Bunu emebildin mi? Bunu biz önceden ne dediniz? Kendini bilme çalışmalarında işte kimileri inzivaya çekilerek, kimi sessizlik meditasyonlarına girerek, kamplara giderek, kimileri yoga kamplarında, kimisi şamanik kamplarda vesaire vesaire bireysel çabalarla ve küçük gruplar halinde bunu yapmaya çabalıyorlardı ya da çabalıyorduk. Şimdi sistemin, ki burada sistem derken tabii ki her şeyi gözeten, yönlendiren, onu kapsayan ilahi sistemi aslında kastediyoruz. Sistem bunu bütün insanlığa bir anda yaptı. Hepimiz zorunlu olarak bir inzivalara çekilmek durumunda kaldı. Ve de yani sistem ne diyor? Bir dur. Ne olursa olsun bir dur. Bu da tabii ki çok önemli bir uyarı. İşte ilk başta reaksiyonumuz buna şok oldu. Ve bakın gene ben o korona virüsünü bir tesir, bir titreşim, bir vibrasyon olarak alıyorum. Evrende her şey bir enerji ise, her şey bir titreşim ise, o virüsün de bir frekansı var. Ve bu frekans yayılımı çok ne yaptı? O frekansa eşlik edenler tarafından yayıldı, götürüldü. Çünkü sizin bir şeyi tutabilmeniz için çengelin diğer tarafında sizde olması lazım deriz biz. Bir antijen antikor ilişkisinin olması lazım aslında yani. Evet, orada bir manyetik alan çekimi meydana gelmeli ki Evet. siz onunla bağlanarak ilerlemelisiniz. Ve bu ne yaptı sistem? Çok da önemli, bakın görünmez bir dalga, görünmez bir titreşim. Hani virüsü gözümüzle göremiyoruz, algılayamıyoruz. Pek çok kişi savaş ifadesini kullanıyor. Bu ne yapıyor? İçimizde işte o kutupluluğu yaratıyor. Bir yerde savaş varsa savaşan iki taraf var demektir. Bir bakış açısı bu anlamda savaşıyoruz diyor. Bu bir yaklaşımdır, bu bir realitedir. Evet. Diğer taraftan uyum sağlama, yani onu biraz açarsak, biraz farklı bir köşeye doğru gidersek, farklı bir tarafına geçersek, o savaşın biraz dışına çıkarsak. Orada ben sosyal medyada da izliyorum. Uyum sağlama ifadesi geçiyor. Yani virüse uyum sağlayanlar aslında ne yapıyor? Bir anlamda
O titreşimi kendi titreşimiyle kapsayarak alarak, hani bağışıklık sistemi dediğimiz Doğal bağışıklık haline geliyor. doğal bağışıklık haline geliyor. Yani siz onunla, o da size adaptasyon sağlamış oluyorsunuz. Bir işbirliğine dönüşüyor o zaman. İşte o işbirliğini de kendinizi fark etmek için de kullanabilirsiniz. Bu süreci kurban psikolojisine girerek, vah vah zavallı biz, bütün insanlık ne oluyor diyerek de kullanabiliriz. Ya da hani o, evet, o şoku alarak, göğüsleyerek, ki o şoku almayı ben şöyle hep gözümde canlandırırım. Hani bir futbolcular futbol sahasında oynarken böyle bir top şiddetli bir şekilde gelir. Şimdi sen de ona şiddetli bir şekilde geri vurursan o topu taça atarsın, dışarı atarsın. Doğru. Halbuki usta futbolcular o gelen şeyi ne yaparlar? Göğüsleriyle bir karşılarlar ve ondan sonra ayaklarına doğru verirler. Ve onu alıp hani oynayarak, yönlendirerek onu artık belli bir yöne gidebilmeye doğru sevk ederler. Şimdi bence her birimizin yaklaşımı, her birimizin birikimi, işte buna dediğim gibi anne karnı da dahil, içindeki toplum dahil, kolektif bilinç dahil, insanlıktan aldığımız, biz buna işte 7 jenerasyon ataları ekliyoruz ki bir öğrenilen davranışın 14 jenerasyon aktarıldığı tespit edildi. Yani şu anda ben korkuyorsam ve bir tehdit algılıyorsam, bu sadece bana ait bir korku değil, arkamdaki atalarımın getirmiş olduğu da bir korku. Bir de aynı zamanda bunun içerisine işte İlahi Nizam ve Kainat kitabından da Doktor Bedri Rüsselman'ın 1958-59'da yaptığı o ruhsal çalışmadan gelen bilgilerden biliyoruz ki şu anki seviyeye göre 500 ila 700 hayat yaşıyoruz. Oradan getirdiğimizde bir sürü malzemeyle işte o şoka karşı sonraki eylemlerimiz ve tepkilerimiz ne yapıyor? Değişiyor. Kimisi donup kalıyor, kimi içine çekiliyor, kimi onunla savaşmaya başlıyor, kimi bundan kaçıyor, kimi de hiç olmamış gibi üstünü örtüyor. Yani bunu yok sayıyor. Gibi gibi insanlığın ne yapıyoruz? Farklı yapılarına göre farklı reaksiyonlarını görüyoruz. Çok doğru söylüyorsunuz. Yani ben şimdi İlahi Nizam ve Kainat Üstad Bedri Rüsselman'ın düzenlediği bu bilgi kitabını biz okuduğumuz için şimdi bu yaşanan durum bize aslında çok böyle dehşetengiz bir durum gibi gelmiyor. Çünkü bunlar beklenen olaylar, beklenen hadiseler. Bir devre sonu mantığıyla aslında bir dünyanın da bir devre sonuna doğru yaklaştığının bir takım belirtileri var. Bu belirtiler ortaya çıkıyor bir anlamda. Şimdi geçmişten bu zamana kadar bu hidrojen aleminin, bu dünya okulunun bir kapanışı var netice itibariyle. Geleceğiz oraya ama hani eskisi gibi artık korku ve his devrinde yaşamıyoruz birazcık. Artık aslında günümüz bilgi, mantık ve idrak devri. O noktaya geldik. Birazcık da bilgi ve idrake doğru yönelmemiz lazım. Ve bilgiyi de nasıl edineceğiz? Aslında şu anda çok uygun bir ortam var. Hani o tarihlerde, eski zamanlarda bilgiye ulaşmak gerçekten çok zordu. Ama artık bugün bilgiye ulaşmak bir iki üç parmağınızın ucunda bilgisayarın hemen ötesinde cebinize taşıdığınız telefonda. Fakat burada önemli olan şey şu. Biz şimdi bir izolasyon halindeyiz ve bu izolasyonda geçenlerde sevgili Adana Ruhsal Araştırmalar Derneği'nden Bilgihan Meral'in çok güzel bir tespiti vardı. İzole oluyoruz diye. Hani bu izolasyon aslında biz öldükten sonra yaşayacağımız, papyonda yaşayacağımız izolasyonun küçük bir modifiye hali. Şu anda herkes kendi İzolasyondayız yaşadığı... aslında. Aynen öyle. Şu anda bir antrenman yapıyor gibi. Hayatını, yaşadığı ortamı bir check etme. Ben ne yapıyordum? Ben bu hayatın içerisindeki bu koşuşturmaca neler yaptım? Neleri isteyerek yaptım? Neleri istemeden yapıyordum? Şimdi gerçekten hayatı bir iç muhasebe, küçük bir muhasebe örneği yaşıyoruz aslında şu anda. Hani ben de oturuyorum şimdi, yaptığım işlere bakıyorum. Yani ben bunları niye yapıyordum
diye sorguladığım pek çok şey var. Dolayısıyla bilgiyi içimize dönüp içimizde bunu nasıl değerlendireceğimizi bize gösteren bir takım kılavuzlarımız var. İlahi nizam ve kainat bizim için büyük bir kılavuz. Çünkü hani şu anda yaşadığımız dünya okulunda ne olacağını da söylüyor. Bundan sonraki aşamalarda başımıza gelecekleri, işte hangi planlara geçeceğiz, neler yaşayacağız, onunla da ilgili bayağı bilgi veriyor. Ne dersiniz bu konuda? Tabii yani bir şeyi bilen ve hani ne kadar şok halinde olan da olsa bir şeyi bilenle ve bilmeyenin farkı olmuş oluyor. Bizler bilinç dışımızda bir takım şeyleri sezersek ki bu sezmelerin en önemlisi mesela rüyalarımızda gerçekleşir. Bazı insanların değil mi olacak olayları sezdiğini görüyoruz. Şimdi biz şu anda çok farkında değiliz ama belki de bu olaylar başlamadan önce pek çok insanlar rüyalarında bu sezgileri, bunları aldılar. Benimle bağlantıya geçen insanlar var. Böyle böyle rüyalar görmüştüm. Hani bunlar buna işaret ediyormuş diye. İşte mesela ben Jung'un şimdi Kırmızı Kitabını okuyoruz ya beraber. Başlayacağız inşallah pazar günü yeni gruba. Evet, sağ olsun sevgili Engin Emir liderliğinde, onun Evet. moderatörlüğünde, Jung'un Kırmızı Kitabı'nda Jung öncesinde pek çok rüyalar görüyor. Ve bu öyle rüyalar bunlar artıyor ki oradaki imgelere bir türlü ne yapıyor anlam veremiyor ve hatta kendisinin şizofren olduğunu düşünüyor. Ne zaman ki Birinci Dünya Savaşı başlıyor ve savaş, toplu ölümler, İşte nehirlerin kanlara dönüşümü vesaire ve o zaman görmüş olduğu rüyaların aslında savaşı işaret ettiğini ve şizofren olmadığını, onların kolektif bir rüyadan, alandan geldiğini bilgi olarak ne yapıyor, hissediyor. Demek ki bizler bilinç dışımızda öncelikle bir bireysel olarak kendi değişimimize hazırlanıyoruz. Kendi içsel olarak. Çünkü getirdiğimiz, tutunduğumuz pek çok şey artık işimizi görmüyor. Buna da yavaş yavaş bu beden de dahil oluyor. Çünkü varlığımızın kapasitesi artık gelişti. Yani 500 ila 700 hayatta tekrar onca kimliklerden, onca benliklerden, onca rolü ne yaptık, üstlendik, oynadık. Hani bu bir tiyatro sahnesi. O tiyatro sahnesindeki pek çok role bürünerek ne yaptık? Onun öz bilgilerini, oradaki deneyimlerin bilgilerini aldık ve artık sadece o rolü bitirme değil de bu tiyatronun da artık kapanışına doğru gidiyoruz. Çünkü o tiyatro artık o varlıkları içine alıp da o sahnenin artık dışına geçirmek istiyor, ötesine taşımak istiyor. Tiyatro küçük, daha büyütmek, daha genişletmek. Oradaki her bir rolün artık anlamını alacağını alarak, öğreneceğini öğrenerek daha bir üst noktaya doğru götürüyor. Diyelim ki hani modern bir tiyatroya doğru gidiyoruz orada ama öyle bir oyun ki sözlere ifadeli anlamak için, anlatmak için bu kadar çok konuşmanıza gerek yok. Her Belki şeyin konuşmaya hiç gerek anlamların yok. konuşmaya hiç gerek yok. Her şeyin anlamların ortak olarak sindirilebildiği, anlamın içerisine varlıklarda alındığı. Ama şimdi biz bu geçen tiyatronun o rollerimizin hesabını bitirmek durumundayız sizin de dediğiniz gibi. Yani ne yaptım, hangi rolde neyi öğrendim, neyi bitirdim, neyi bitiremedim, hangisinin hakkını verdim, hangisinin hakkını veremedim. Bitirememiş olduğum işler şu anda önümdeki o hesap defterinde. Onun için hepimiz de ellerimizi şöyle koyduk. Çünkü kimimizin hesabı çok yüklü. Allah'ım biz ne yapacağım bu hesapla diyoruz. Sistem de zaten bize ne oldu? Evimizde ilk ne yaptık? Şu çekmeceleri açtık. Her birini bilmiyorum biz eşimle öyle yaptık. Ben Kaç böyle tane kendim... ayakkabı var? Efendim? Kaç tane ayakkabınız varmış? Şu anda kaçını giyiyorsunuz? Evet, oraya daha gelemedim çünkü ben çok fazla ayakkabıyla işim olmuyor. Ben bilgi biriktirdiğimi gördüm.
Evet, güzel. Her şeyi not aldığımı, o aldığım 2000 yıllarından, 99 yıllarından, üstelik de benim için bitmiş bir realite olan, eski iş hayatımdan olan pek şey, çok şeyi bir gün lazım olursa diye biriktirdiğimi gördüm. Onlardan tabii epeyce bir kağıt dönüşüm çıkınca da aslında üzüldüm de bir yandan, çünkü bir bakıyorum ki biriktirdiğim şeyler aslında hepsi hani geri dönüşüme gitti. Geri onu dönüştürürken de dedim ki Tülin, attığın her şeyin neyi biriktirdiğinin farkına var. Çünkü buraya kadar bu anlayışla böyle yaşadın ama sen bundan sonrasını da böyle mi yaşamak istiyorsun? Biriktirdiğin şeyler hakikaten işine yarayacak mı önünde geldiğin zamanlara da? Ne kadarını sen bu şekilde tuttun? Eşim bana şimdi hep şöyle diyor. Tülin, bunları şimdi mi atalım yoksa bir daha sonra mı atmak istersin? Bir sonraki salgında. Şimdi o zamanlara hesabı ben şimdiden ne kadar çok yaparsam ileri dönemlerin hesabı, hani şu ana muhasebeyi diyoruz ya, ki o ana muhasebede işte Bilgehan'ın da dediği, anlattığı gibi yani işte bir küçük bir ölüm sonrası aslında egzersizi gibi, simülasyonu gibi. Biz o zaman bu sistemde bu muhasebeyi hazır şimdiyken önümüze alalım. O kavuğumuzu çıkaralım, şapkamızı çıkaralım ve yani esas en önemlisi bu içe dönüş bizi vicdani olarak pek çok şeyle karşılaştıracak. İnsanlığın içerisinde tabii ki polarizasyonlar var. Biz şunu biliyoruz ki şu andan itibaren hayat hiçbir şekilde eskisi gibi olmayacak. Bu tabii korkuları suyu yüzüne getirdi. Alttan tabandan birçok şey yüzeye doğru geldi. Bundan sonrasını ne yapacağım? Hani hep gelecekte ne olacak şimdi? Halbuki işte o kendini bilme çalışmaları içerisinde de vardır. Bir sürü senaryo var, bir sürü komplo teorileri var. Bu dönem içerisinde insanlığın bence değişime kendisini hazırlamak için atacağı en önemli adımlardan bir tanesi şu andaki sistemde kendinde var olduğu ve taşıdığı işe yaramayan duyguları, işe yaramayan düşünceleri, ona eşlik eden hisleri bu anlamda bir önüne koyması ve o anlamda içe döndüğünde bütün bunları bir tartması. Biz tabii ki hani değişim, değişim, hadi değişelim dediğimiz zaman böyle herkes hurra diye, evet her şeyi değiştirmeliyiz ama kim değişecek? Hadi bakalım dediğimizde de bir şekilde Ya o hani şimdi bir sıyrılıyoruz. karikatür var, hani kimler değişim istiyor diye herkes el kaldırıyor. Peki kim değişmek istiyor diyor, kimseden ses yok. Aynen. Bir anlamda bir konfor Ama alanında biz de düşünmüyoruz yani o alana. Şimdi çok eminim pek çok insan İş yaşamında mutsuzlar. Hani şikayet ediyor, trafikten şikayet ediyor, işinden memnun değil, maaşından memnun değil. Her şeyden bir mutsuzluk var ama ne olursa olsun bir konfor alanında. Hani ne ilişkisinden olacağını memnun değil. evet. Yani şimdi bizi değişime zorlayan bir tesirle karşı karşıyayız. Komple bir tesir hem Mesela yok. ben haberlerde gördüm, Çin'de iki şey çok artmış. Birincisi boşanma, ikincisi de evlilik başvuruları. Herkes sıraya girmiş O evlilik günü alabilmek terazi için. çalışıyor yani. O dualite orada da çalışıyor. Yani şimdi şöyle düşünelim, biz ne oldu diyelim ki ilişkimizden de aslında memnun değildik. Ve de aslında bir kaçış içerisindeydik. İşte iş seyahatleriyle kaçıyorduk, şöyle kaçıyorduk, böyle kaçıyorduk. Çocukları yuvaya veriyorduk, okula gönderiyorduk. Eve geldiği zaman herkes kendi takılıyordu vesaire. Hatta işte iş seyahatlerinin arkasına saklanarak Ben belki çok de sık seyahate çıkıyordum bu arada. yani ben tabii kurumsal hayattan geldiğim için o tempolu hayatı da çok iyi biliyorum. Ve şimdi orada
Yüzleşmekten kaçtığımız pek çok şeyle şimdi ne yaptık? Evde bir iç içe. Diyelim ki sizin artık mevcut olan ilişkiniz sizi alıp bir yerden bir yere götürmüyor, bir yerden bir yere taşımıyor. Hani bu şimdi hani duygusal ilişkiden yola çıkalım. Şimdi bunun aslında orada ne var? Hani bitmesi gereken bir şeyi biz orada sürüklüyoruz. Aslında bizim işimize yaramıyor. Artık o bitirmiş. Bizi yeteri Fonksiyonelliği kadar kalmamış. bitirmiş. Ve Evet. o nedenle aslında ne oldu? Belki de bu süreç içerisinde pek çok ilişkinin sonlandığını da göreceğiz. Çünkü yüzleşmeyip onu sürüklüyorduk ve sistem bize diyecek ki artık hani bitmiş ve seni götürmeyenlere artık bir bırak. Diğer taraftan belki de bu süreç birlikte olarak insanların bağlarını da kuvvetlendirdi. Yani bir taraftan koparıyor, işi bitmiş olanı koparıyor ama diğer taraftan da biraz özen ya da birazcık yani elimizdekinin değerini anlama deriz ya, işte bu süreç bize onları da fark ettirdi. Bir arkadaşım da, o hekim bir arkadaşımla telefonda konuşurken şöyle dedi, Tülin dedi, çocuklarım olduğundan beri hep bir içimde tedirginlik vardı. Hep hani aman başlarına bir şey mi gelecek, bir şey mi olacak? Kocaman kız oldular dedi, hala da hani hep böyle bir gece huzursuzluğum vardı benim, uyuyamazdım dedi. İnan şu korona olduğundan beri çok rahat uyuyorum. Çünkü o korkularımın aslında şimdi hekim olduğu için de pek çok hastayla da karşılaşıyor, durumu görüyor, bütün insanlığı görüyor. Benim korkularım ne kadar aslında basitmiş, ne kadar aslında gereksizmiş, onların farkına vardım gerçekten deyip bir yüzleşme yaşamış. Şimdi demek ki bu süreç bize yüzleşmeleri getiriyor, neleri bırakmamız gerektiğini getiriyor. Aynı zamanda da elimizdekilere sahip çıkmamız gereken elimizdekilerin aynı zamanda değerini de getiriyor. Ben geçenlerde bir haham fıkrasıyla karşılaştım. Burada kısaca anlatayım. Birisi geliyor hahama, diyor ki ben diyor çok uzun yaşamak istiyorum, ne yapayım diyor. Hani ne yaparsam çok uzun yaşarım diyor. Haham da diyor ki evlen. Evlenirsem diyor çok mu uzun yaşarım diyor. Hayır ama diyor bu isteğin geçer diyor. Şimdi aslında şu anda içinde bulunduğumuz durum birazcık bu çerçevede gerçekten şimdi duyguların en hızlı çalışanı tiksinme ve korku. Yani mutluluk duygusu biraz daha yavaş çalışan ve mutluluk, yani psikologlar mutluluğu bir duygu olarak tanımlıyor ama bana kalıyorsa bir hal mutluluk. Sevgili Ergün Arıkdal'ın söylediği aslında memnuniyet üzerine bir hayat tesis etmek lazım. Hani mutluluk bir hedefmiş gibi değil de memnuniyet üzerine bir hayat tesis etmek lazım. Biz şimdi hayatımızın neresinde ne kadar memnunuz? Hani mutluyuz demiyorum bakın. Hayatımızdan ne kadar memnunuz? Aslında buna bir bakma aşamasındayız. Bu memnuniyet hali kalıcı bir hal. Mutluluk birazcık böyle hani günümüzün iç şartlarında da birazcık eşyaya, nesneye, maddeye bağlanmış bir hali var mutluluğu. Doğru. Yani dolayısıyla hani sevgili Ergün Arıkdal'ın ışıklar içerisinde uyusun, hani memnuniyet üzerine bir hayat tesis edin, memnuniyetin hayatınızın odağı haline getirin demesi aslında bizim için de önemli bir şey, konu. Şimdi yani mutluluk bir aslında bir sonuç. Yani siz işte hayatınızda bir tamlık hissi içerisinde olduğunuz zaman ya da içsel bir her şey sizin için yerli yerindeyse hayatta, bunun içinde her şeyin mükemmel olması, katınız yatınız vesaire olması gerekmez. İnsan bir tamamlanmayı bir kelebeğin kanadının çırpışında da görebilir, bir rüzgarın esintisinde de görebilir. Önemli olan bütün o sistemdeki işleyişi görmektir. Şimdi ama bardağın işte hani dolu tarafı, eksik tarafını görme var ya, eksik tarafını görürseniz, yani beyninizi hep ona şartladıysanız, beyninizdeki o nörolojik bağlantılar hep o eksiği görmeye yönelmişse,
O zaman ne olmuş oluyor? İşte hayatta hiçbir şey size o mutluluğu getirmiyor. Halbuki siz elinizdeki o sahip olanlara yöneldiyseniz ve de bardağın dolu olan kısmına baktıysanız ve ara ara da aslında o bardağın içini de yenilemek gerektiğini, içine doldurduğunuz şeylerin her zaman için değişebileceğini, bir şeylerin sadece dolu olmasından değil, aynı zamanda bizde taşmaların da meydana geldiğini görmekte fayda var. Yani o hep insanlık bardak dolu mu boş muya baktı. Yarısı dolu yarısı boşa baktı. Halbuki içine koyduğun ve doldurduğun şeyin niteliği de aynı zamanda çok önemli. Bardağın kendisini de görmüyor bu arada. Hani bir de öyle bir durum Evet. var. Bir de bardağın içinden mi bakıyorsun dıştan mı içe bakıyorsun? Yani ben herkese o nedenle hani bakın iyileştirici terapilerin özelliğinde de o vardır. Önce kişiyi onun dışına çıkarırsın. Yani şöyle bir geri çekilme deriz ya, ya bir Bir adım adım geri geri çık da bir çekilme. bak. Ya da işte bunu anda nasıl yapabiliriz? Ya bir dur ve nefes al. Hani o bizim anda, şu anda o şoku da atlattıktan sonra aslında yapacağımız şey bir durmak ve nefes almak. Hani dedik ya bardağın içine neyi dolduruyorum? Yani biz şu anda bu sürece hazırlanırken aslında en büyük tavsiyemiz bir kere şu dış uyaranları ve size gelen bilgi kirliliğini ve enformasyonunu bir doldurun, durdurun. Hani dediniz ya siz başta çok bir sürü bilgi var. Fakat onun içerisinde çok fazla içine karışmış bilgi de var. Yani bizi hazımsızlığa ya da korkuya yöneltecek pek fazla çok enformasyon var. Hani biz o nedenle bir filtreleme yapmamız gerekiyor. Çünkü bilinç dışımız bundan etkileniyor, bunu biliyoruz. O zaman öncelikle ne dedik? Bir bilinç dışındakileri bir düzenleyeceğiz. Onları bir yerli yerine koyacağız. Çünkü bunun için bir fırsat var. Ana odaklanacağız. Şu an için hani şamanlar diyor ya geçmiş de gelecek de şu anın içerisinde. Hani korktuğumuz şeyler vesaire şu anın içerisinde gerçekleşti mi? Artı ben daha önce hep bu şekilde işleyerek bir şeye getirdim. O kullandığım yöntemler ne kadar işe yaradı, ne kadarı bana hizmet etti, ne kadarı artık hani hizmet etmiyor. Dediniz ya ayakkabılar. Yani aynı yani hani onlarla bu zamana kadar geldim. O ayakkabılar bana bir hizmet etti ama sistem şu anda diyor ki artık onlar değişecek. Yani o giydiklerin vesaire istediğin kadar yeni almış ol, sana sorgulatacak. Bir, ne kadarına ihtiyacım var? İkincisi, hani bu kadar israf vesaire bir şeyin içerisine gittim, özdeşleştim, hep benlerle ilerledim. Ama sistem şunu gösteriyor, hiçbirimiz birbirimizden ayrı değiliz ve bu dünya içerisinde her birimiz birbirimizle bağlantılıyız. Evet, bu Herhalde öyle virüs yani. zengin fakir, işte başarılı başarısız, işte hiçbir şey ayırt etmeden herkesi bir anda etkiledi. Sizin bu ayakkabı örneğin Anadolu'da bir gelenek vardır. Birisi rahmetli olduğu zaman, vefat ettiği zaman o işte o gece ayakkabısını kapının önüne bırakırlar. Hani bir ihtiyacı olan alsın Vay. giysin diye. Benim ayakkabılar kapının önünde kaldı. Virüs vardı ya, ayakkabıları içeri alamıyoruz şu anda. Küçük Yani küçük bir ölüme şahit evet. oluyoruz aslında şu anda. Yani aslında geçmiş realitemizi öldürme içerisindeyiz. Bunun içinde birazcık can çekişiyoruz. Çünkü eski sistemler, eski realiteler ne diyor? Artık o realiten sonlanmaya doğru gidiyor. İlahi Nizam ve Kainat'ta da o realite geçişlerini çok güzel anlatır. Yani biz bir yerden bir yere birdenbire sıçrayamayız, birdenbire yükselemeyiz. Bunu sevgili Tamer Dövücü de Optimum Denge Modeli eğitimlerinde de çok güzel açıklar. Siz bir yerde bir sıçrama, belli anlayışa yükselme istiyorsanız bunu birdenbire yapamazsınız.
Diyelim ki burada iki ayrı realite farklılığı var. Eşik, Birisi eşikler polis var değil mi? O gerekiyor. eşikleri aşmak için. Eşikler. Şimdi bunun şöyle biraz ortaya gelmesi, bunun da biraz böyle aşağı inmesi gerekir. O nedenle ki ortada noktada buluşsun, bu aslında bir ortaya doğru gelir. Ve aslında biz şöyle zigzaklar çizerek yukarıya doğru çıkarız. Birdenbire bir sıçrayış meydana getiremeyiz. Şimdi o zaman iki realitenin buluşabilmesi için işte bir orta nokta gerekiyor. Ve ilahi nizam ve kainat da şunu söylüyor. İnsanlık bir üst realiteye sıçrayacağı, yükseleceği zaman üstteki realitenin tesirleri diğerinin içerisine doğru gelmeye başlar. Ve o ne yapar? Mevcut olan realite içerisinde işte biz bu yüksek realitenin görünümlerini de görürüz. Yani önümüzdeki süreçler içerisinde biz insanlıkta muazzam bir diğerkânlığı, ortak birleşme, belki de doğa için bir şeyleri yapmayı da göreceğiz. Ama şu alt realitede değişimler zorlanacağı için eski realitelerdeki dejenerasyonu da göreceğiz. Evet, Ya bu aslında bunun birkaç örneğini gördük. İtalya'daki bu salgın sırasında oradaki bazı haberlerde biliyorsunuz yoğun bakımlar dolmuş vaziyette ve solunum makinesi sıkıntısı var. Yaşlı hastalar diyor ki ben yaşlıyım, bu makineyi şuradaki genç arkadaşa bağlayın. Burada bir diğerkamlık var. Yani aslında sizin söylediğiniz o üst realitenin tezahürleri böyle ufak ufak çekirdekler halinde görülmeye başlıyor aslında. Bir takım yardım kuruluşlarının sürekli işte yardım etmek için çaba göstermeleri aslında bunun bir tezahürü değil mi? ve aynı zamanda da o anlamda ben diye bencilleşmeler de var. Mesela Amerika'da da duyuyoruz. Pek çok kişinin solunum cihazlarını kendilerine ne yapmışlar, Evet, almışlar. üç katı fiyat verip kendilerini şey. Aynen. Ama o Şimdi Trump'ın biraz şeyi etkisi. yani işte bakın sistemsel içerisinde aslında her realite kendi öncüsünü yaratıyor. Her realitede aslında değişmek için katalizörünü getiriyor. İnsanlık da bu noktada kendi o değişimini sağlayacak. O aslında hani bir şey birikir, 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 birikir ve o katalizör sayesinde ne yapar? Sistemde tepkime başlar ve böylece sistem değişir. Şimdi dünyada bu zamana kadar bir yoğunlaşma vardı. Ve aslında bu virüs sayesinde hani o görünmeyen o tesirsel etkiler ki bunun arkasında da muazzam bir sistem var onu yönlendiren ve idare eden. Bunu işte İlahi Nizam ve Kainat kitabını okuyan arkadaşlarımız daha iyi anlayacaklar. Şöyle de gösterelim. Belki görmemiş olanlar vardır. Benim de başucumda. Yani açıyoruz açıyoruz tekrar tekrar okuyoruz. Bazı yerlerini okuduğumuzda hiç görmemişiz gibi Tabii, tekrar kaç senedir okuyoruz hala yani yeni gördüğümüz, yeni idrakine vardığımız şeyler var. Konular var. Evet, bakın işte sizin cümlenizde de vardı ya idrak. Yani insanlık artık bir otomatizmadan yarı idrakli de olsa başka bir idrak seviyesine geçmeye doğru zorlandırılıyor. Yani Evet. her şeyi biz otomatik yapıyorduk. Bu sistem değişimi sadece tek bir birey ya da onu isteyenler ve ona çaba gösterenler içerisinde değil, sistem artık o otomatizmayı sarsıyor. O otomatik sistemleri birdenbire sıfırlıyor. Çünkü bizim beynimizi hani başta konuştuk ya, ne kadar kötü olursa olsun mevcut şeyi arar. Yani mesela bir kadın kocasından dayak yer ama gene de kocasına hadi hapse şikayet et dediğinizde hayır kocamdır der gider. Biz bunun örneklerini çok görürüz. Çünkü ne kadar kötü olursa olsun o sahip olduğumuz koşullar bizim için bildik olandır. Yani beynimizde onların nörolojik bağlantıları var. O nedenle de sistem hep eskiye doğru meyillidir. Ama şimdi ne oldu? Bu şoklarla beraber artık o daha önce bildiğimiz yollar artık sarsıldı. O yollara topraklar dökülüyor.
heyelanlar meydana geliyor o yollara. O nedenle şimdi insanlık yeni olan bağlantılar oluşturmak durumunda kalacak. Bu her zaman için kolay meydana gelmeyecek. Biraz zorlayıcı süreçleri de olacak. Bu nedenle de işe yarayıp yaramayan, hani o yolları kullandım, onları bitirmek için iyi bir işte eleden geçeceğimiz, hani dedik ya, zorunlu inziva aslında bir nevi onu idrakli hale getirmek. Olay sadece gidip de her gün bir şey pişirmek, kek yapmak vesaire değil. Onu da yapabiliriz ama onu yaparken onun içerisine bir otomatizmayı değil de ona bir tesir katmayı da düşünerek. Bilmiyorum, ben böyle Kesinlikle düşünüyorum katılıyorum. mesela. Sizin bu realite tarifinizde bana şeyi çağrıştırdı. İlahi nizam ve kainatta vicdan konusu işlenirken hani nefsaniyetle vazife arasında böyle basamak basamak çıkılan bir durum vardır. Aslında hangi basamakta oldu? Şimdi bir üst basamağa şu anda baktığımızda bir üst basamağa vazife diye bakarken bir basamak atladığımızda bugün vazife diye baktığımız yerde bir nefsaniyet ayaklarınızın altında kalıyor tekrar. Bu sefer vazife üst yere geliyor. Aslında realiteler de bu şekilde yukarıya doğru gidiyor. Bu realitelerin üst noktasına geldiğimizde de hani vicdan tam teşekkül ettiğinde de zaten realiteyi bitirmiş olacağız anladığım kadarıyla. Bu 500 ila 700 yaşam bu dünya okulundan alacağımız artık her neyse ruhun tekamülü için gerekli olan mekanizma tamamlanmış olup bir üst boyutta artık sevgi planına doğru bir yolculuk hasıl olacak diye düşünüyorum. Evet, onun için de ben şu aynı zamanda şöyle de bir benzetme yapıyorum. Hani bir halden suyun farklı halleri vardır ya, buz, Evet. sıvı ve gaz şeklinde. Şimdi sistem, siz ne yapıyorsunuz? Bir kabın içerisindeyiz ve o buzu kaba halden eriyorsunuz ve bir sıvı hale geçmişsiniz. Şimdi o sıvı halde ne olur? Buharlaşma meydana geleceği zaman içindeki kinetik enerjisini artıran moleküller Arthur. suyun yüzeyine doğru ne yaparlar? Yaklaşmaya başlarlar. Ve o kinetik enerji iyice yükseldikten sonra artık molekül ne yapar? Su yüzeyinden çıkarak o sistemden artık bir çıkış yapar. Yani aslında ilahi sistem şu anda iyice dünya tenceresini iyice ısıttı. Bunu ne Kaynatıyor. kaynatıyor? Bunu neyle yaptı? Bunu doğal afetlerle, işte depremlerle, sellerle, Avustralya'da yangınlar oldu, Amazon'da yangınlar oldu, bir sürü seller, işte hiç bitmeyen fırtınalar vesaire, volkanlar bir taraftan patlıyor. Yani sürekli üst üste. Ama orada ne oluyordu? Bakın, lokal olarak bir şey oluyordu. Televizyonumuzda açıyorduk. Vah vah diyorduk. Yani işte şurada da bir deprem olmuş. Şurada işte seller olmuş. Avustralya'daki yangınları, hayvanları vesaire bu şekilde uzaktan bakarak, birazcık işte sizin dediğiniz gibi vicdansızlatarak izliyorduk. Şimdi bu ne oluyor? Hepimizin kapısında, yani hepimizin şu anda belki de işte aldık ve onu o anlamda belki de taşıyoruz bile. Bu sistem, o ateşin iyice ısındığı bütün dünya molekül olarak şu anda iliklerinde o ısıyı hissetti. Çünkü fokurdamalar başka bir yerde suyun meydana geliyordu ama biz daha ısınmadığımız için onu fark etmiyorduk. Şimdi tencere iyice kaynıyor ve bu anlamda da fark eden, idraklenen ve bundan güç alan varlıklar da aynı artık o yüzeyi terk edebilmek için de ne yapıyor? Suyun yüzeyine doğru yükseliyor. İlahi nizam ve kainat da işte bunu, bir realitenin, bir okulun kapanması, başka bir okulun açılması ya da hidrojen aleminin bitmesi ve Bitmesi. sevgi planına geçiş. Yani bu durumda ne olacak? Artık başka bir süptil, hani o nasıl sudan bir gaza daha süptil bir yapıya doğru geçiyorsa, onda da ne diyor ilahi nizam ve kainat?
insanlığın çoğu buna hazırlanıyor. Bu süreçte de o zaman ne olacak? İçsel olarak o kinetik enerjimiz iyice bir yoğunlaşacak ve biz bunu sadece sen, ben vesaire o olayı sadece yaşayanlar değil, bütün insanlık olarak şu anda o sıçrayışı yapabilmek için sistemlerin ısısına maruz kalacağız. Biraz da canımız yanacak. Öyle Biraz görüyorum. yanacak da bu ilahi nizam ve kainatta devre sonunda devre sonuyla ilgili pek çok bilimsel açıklama var. Bunlardan hemen en basit aklıma gelen bu kutupların kayması, dünyanın manyetik alanının değişmesi ki bu kutupların kayması 20. yüzyılın başlarında işte yılda 9 kilometre kayarken kutuplar şu anda yılda 40 kilometre kayıyor. Bu kayış hani bunu bilim adamları açıklıyorlar. Bu bir saat zembereği gibidir diyor. Yani kuzey kutbu, güney kutbu, kuzey güneye kayıyor, güney kuzeye kayıyor. Bu bir yere geldikten sonra tak diye atan böyle hani saat zembereği gibi bir anda boşalan bir yapı. Dolayısıyla şu anda bu kutupların birbirine doğru kayması hikayesi yılda 40 kilometre kayıyor. İşte Schumann rezonansı diye bir rezonans var. Hani bu rezonans normalde 7,8 hertzken şu anda 12 hertzlere yükselmiş ve anlık olarak 30 hertzlere falan çıkıyor. Yani dünyayı kaynatıyorlar bir şekilde dediğiniz gibi. Evet, Hani kalp dünya atışları aslında hızlandı dünyanın. evet hızlanıyor ve bu bir şeye hazırlık. Yani bu bir doğum hazırlığı aslında. Biz şimdi doğum ve ölüm mevhumlarını hani bu dünya aklıyla hani doğduğu zaman seviniyoruz, öldüğü zaman üzülüyoruz ama hani ölenin öldükten sonra ne olduğunu bilsek, hani Mevlana'nın bu Şebi Aruz gibi, hani ölüm günü hani o kutluyor onu, düğün günü diyor. Çünkü hani öldükten sonra ne olacağıyla ilgili bir bilgisi var ve dolayısıyla ölümü öbür alemi doğum olarak gördüğü için bunu çok güzel şey yapıyor. Hani bunu çok doğal karşılıyor. Aslında bizim bu dünyada doğum dediğimiz başka bir alemden ölüm. Ölüm dediğimizde başka bir aleme doğum. Ve dünyada her madde bu işte mezarlıkların üstünde yazar ya her canlı ölümü tatacaktır. Aslında Evet, zincirlerimiz de var bizim burada. dünyada canlı bir şey, canlı bir mekanizma. Dünyanın da bir ölümü var netice itibariyle bir sonu var. Ama bu bugüne kadar işte kaç kere olmuş? Pek çok kere olmuş. Ve bu yine Binlerce kere yaşayacağız herhalde. olmuş diyor. Yani bu sistem binler, biz hani 8-9 diye biliyorduk. Ama aslında bunun binlerce kez Binlerce kere olduğunu söylüyor. Evet. İlahi Nizam ve Kainat söylüyor. Her bir devre yaklaşık 60 bin, 70 bin sene sürüyorsa, en yakında da bunu işte Mu ve Atlantis'ten biliyoruz. Bir nevi aslında daha önce yaşanmış olan bir sistemle benzer bir Tabii tabii süreçler. tabii. O Tabii. süreçlerde de gene bakın, gene işte nefsaniyet ve vazife arasındaki vicdani seçimlerle o sınanmaları yaşayacağız. İşte bu noktada da o realite gelişimlerinde, değişmelerinde şöyle diyor İlahi Nizam ve Kainat. Önce diyor bu bireysel bir bencillikle başlar diyor. Yani önce ben diye yola çıkarsın. Sonra bu bencillik biraz kapsamını gelişir. Ailem dersin, toplumum dersin, memleketim dersin, bir grubum dersin. Ve ondan sonra bu gene diyor bencillikle ilerler. Ama sonra sen bir ülkeyi düşünürsün, orada daha da bir genişlediğinde bütün dünyayı düşünürsün. Yani bireysel benden, bencillikten başlayarak aslında daha global bir bencilliğe doğru gider ama kapsamını genişletirsin. Şimdi kapsamlar genişlemek zorunda kalacak. Bunun için dünya, bu değişim onu getiriyor bize. Benden bize doğru geçişi. Yani bir anlamda evet, bir realitelerimizi öldürme deneyimleri yaşıyoruz. Çünkü sistemlerin, eski olanların işe yaramadığını göreceğiz. Eski ayakkabılarımızın bizi taşımadığını göreceğiz. Eski araçlarımızın da, yani mesela şimdi sistemler çok hızlanacak. Bunun tamam hep teknolojik olarak
bir takım gelişimler ve hızlanmalardan bahsediliyor. İşte 5G'lere kimi kötü diyor, kimi iyi diyor. Ya o anlamda da çok fazla ben yanlış bilgilerin de ortadan çıktığını düşünüyorum. Bunlar biraz daha süreçler içerisinde zannediyorum göreceğiz teknoloji vesaire. Ama şu bu var ki yani işte Wi-Fi dalgalarından da o kadar çok şikayet ediyoruz. Ama en bir yere gittiğimiz zaman insanlığın o ihtiyaç hiyerarşisinin en altına artık Wi-Fi kodu yerleşti. Yani tabii canım, internet olmayınca insan kendini dünyadan kopmuş gibi hissediyor. Şimdi bize bakın, hem bir yandan izoleyiz ama aynı zamanda da yakınlaştık ve bunu da aynı zamanda teknoloji sağladı. Bizim şunu unutmamamız gerekiyor. Bütün maddedeki meydana gelen değişimler gene de ruhsal varlığın gelişmesi ve ilerlemesi içindir. Yani tabii ama çok enteresan. İşte bu yapay zekanın alıp insanlığı yok edeceği. Bakın belki de bizler de aynı şekilde biz nasıl yapay bir zekayı ürettiysek belki belli sistemler de bizi üretti. Bizim de arkamızda başka bir zeka, daha geniş bir zeka olabilir. İşte belki de biz bu bilinç dışımızdaki korkular vesaire. Ben bir parça insanlığın bu korkuya ihtiyacı olduğunu da düşünüyorum. Çünkü bazı insanları bilmek motive eder ve bilmek. Bazı insanları idraklenmek motive eder ve o götürür. Bazı insanları ki bu insanlığın çoğunluğu, o çoğunluğu da korku götürüyor ve korku ilerletiyor. Çünkü hani duygu, hani ben hani bunu sık sık konferanslarımda da anlatıyorum. Emotion, İngilizce'deki E enerjiyi ifade eder, motion da harekettir. Duygular aslında bizi harekete geçirici sistemlerdir. Biz şu anda belki de bütün dünyada bu kadar insan bu korkuyu yaşamasaydı belki de bir hareket meydana gelmeyecekti. İşte bunun arkasından sonrasında doğacak olan hareketleri ne yapacağız göreceğiz. Tabii ki bunların bir kısmı yıkıcı şeyler olacak çünkü eski olanın kendi içerisinde dejenere olması ve yıkılması gerekiyor. Ama bir parça hani mutluluktan ve memnuniyetten bahsettik. Mutluluk koşullarla değişir. O koşullar olmadığında mutsuz olursunuz. Halbuki içsel huzur ve tamlık dış koşullara bağlı değildir. İç huzur sizin kendinize bağlıdır. Onu siz yönetebilir ve onu siz düzenleyebilirsiniz. O nedenle de şu anda kendi içine yönelenler ve kendi içerisindeki tamlığı ve dengeyi bulanlar ne yapacaklar? Dış koşullar ne kadar değişirse değişsin ve kaos dışarıda nasıl olsa fırtına esse de içeride siz sakinliği ve dinginliği yakalayabilirsiniz. Biz bunu biraz daha ne anlıyoruz? Bir şey, merkezde kalmak, merkezde olmak, merkezinde kalmak. Yani evet. O duygunun, o selin seni alıp götürmesi vesaire değil de bir selin bir dışına çık, bir ona dışarıdan bak. Bu sel akıp giderken o yıkıcı haliyle ona senin ihtiyacın var mı? İşte bu noktada birazcık durup gözlemlemek, her şeyle akıp gitmemek, aldığımız izlenimlere karşı filtre, bir seçicilik yaratmak, merkezde kalmak ve mümkün olduğunca da aslında dayanışma içerisinde de gitmek. Şimdi mesela ben çok güzel dayanışmalar Hindistan'da da eğitim verdiğim için, ben gittiğim için Hindistan'a çok güzel dayanışma ortak alanlar oluşturulmuş. İnsanlar berberine gitmese de berberinin parasını gönderiyor. Temizliğini almasa da temizlik yapan kadının parasını gönderiyor. Birbirine ihtiyacın var mı vesaire diyor, ne yapıyor soruyor. O sistemlerde işte bizim belki de vicdanımızın daha görünümlerinin ortaya çıkması için de vesile olacak. Hani doğru. Derler ya, bir nusubet bin nasihattan bin daha nasihattan iyidir. Herhalde. Bizde de Türkiye'de de benim çok yakın tanıdığım bir arkadaşım şu anda işinden ayrıldı. Evine temizliğe gelen bir bayan var.
Hani bayanın bu ayki maaşını demiş, hani zaten eve giriş çıkış yapamıyorlar. Hani temizlik hizmeti de alamıyorlar. Ama demiş ki hani ben senin bu ayki temizlik paranı da ödüyorum demiş arkadaşım. Bunun çok örneklerini burada yaşıyoruz aslında. Yani çok dayanışma var. Bizim eskiden şeyde bir hatır sormak derlerdi. Hani hatırını soran var mı? Hani iyi misin, hoş musun, bir şeye ihtiyacın var mı? Aslında şu anda o günlerin içerisindeyiz. Hani herkes birbirine bir şekilde destek ve dayanışma içerisinde birbirimize hatırımızı sormamız lazım. Hatır sormak güzel bir kavram. Benim çok hoşuma gider. Yani nicesin diye sormak lazım. Evet, Nicesin nedir halin? Bir şeye diye. ihtiyacın var mı? Çünkü gerçekten zor günlerden geçiyoruz ama bu bir kelebeğin kozadan çıkması gibi bir durum. Onu da hani şey yapmak lazım. Sevgili Oya Hanım, İzmir Ruhsallaştırma Derneği'nin başkanı, devre sonunu anlatacaktım. Bana şey dedi. Tevfik'im dedi, çok korkutmadan anlat dedi. Ben dedim ki yani korkutmadan nasıl anlatılır diye düşünürken şeyi fark ettim. İnsanlar neden korkarlar? Korktuğumuz şey aslında belirsizlik ve bilinmezlik. Hani bizim neyin beklediğini, önümüzde ne olacağını insanlara anlatabilirsek bir ölçüde, hani bu kadar da çok korkacak bir şey yok aslında. Hani çünkü sadece bedenden müteşekkil canlılar değiliz. Hani bu beden ruhun tekamülü için bir araç. Dolayısıyla ruhun tekamülü için gerekli olan ihtiyaçları varlığın inkişafı için yaşadığımız bir haldeyiz. Çok fazla hani bedenle odaklandığımız için, kendimizi bedenden müteşekkil olarak algıladığımız için birazcık tabii korkuyor insanlar, ama hani çok fazla korkmaya da gerek yok. Hani bu hayat bu bedenle sonlanmıyor, bitmiyor. Dolayısıyla biz şu anda ruhun tekamülü için ne yapmamız gerekiyorsa, bunu okulda neyi yaşamamız gerekiyorsa onu yaşıyoruz aslında. Yani aslında sistem bize ne diyor? Ya değişeceksin ya değişeceksin. Bunu korkuyla da yapabilirsin. Bunu farkındalıkla da yapabilirsin. Bunu idrakle de yapabilirsin. Neyle yapacağını varlık olarak her birimiz yani ya değişeceksin ya değişeceksin. Yani olay Değişmeyen bu. tek şey değişimin kendisidir diye bir şey var ya. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Yani aslında değişmek zorundayız. Evet. İstersen biraz da yorumları açalım ve Açalım bir bakalım okuduklarımızı hocam, güzel olur. soruları Ne kadar varsa süremiz kaldı? Ben burada süre göremiyorum ama. bu dönemde geçiş yapacaklar için tavsiyemiz o bitmemiş işlerimizi bitirmek için. Neyi bitmemiş? Yani siz şu anda hep ben şunu imgelemeyi örnek veriyorum. Şu anda siz bu bedeni terk edecek olsanız, bırakacak olsanız, sizin bu şu anda son gününüz olsa neleri siz keşke diye geride bırakırdınız? Nelere bitmemiş olarak tutuyor olurdunuz? Çünkü o öldüğümüz andaki son duygumuz, son düşüncemiz ne yapacak bunun? Bizim daha sonrasında o geçişi yaptıktan sonraki dönemi aynı zamanda yaşayabilmemizi de etkileyecek. Bu anlamda da çocuklarımızı nasıl yönlendirebiliriz diye nasıl anlatalım? Tabii çocuğa şu anda bir felaket senaryosu vesaire değil de çocuklarınıza şu anda öğretebileceğiniz en önemli şey vicdanlı olmayı öğretmek. Yani şu anda çocuklar özel okullarda sürekli ona ya da buna bir sürü şeyleri elde etme ve maddi olarak bir takım şeylere saldırma yönünde ilerliyorsa, yani siz o çocuğun o maddi şeyleri bir gün bırakacağını vesaire biliyorsanız ve o anlamda da hayatınız o maddesel olarak bütün o sistemin bir parçası olması ve o şekilde yönlendirmesi değil de şu anda yapabileceğiniz en önemli şey çocuğunuz için vicdanlı çocuklar yetiştirmek, doğa sevgisi olan, hayvanları, insanları önemseyen, bu bağlamda da
o kıyafeti alayım, bunu alayım, şunu alayım, şunu. Yani bir takım şeyleri tüketmeye yönelik değil, aksine şu anda vicdanı da kullanarak yardım etmeye yöneltme. Hani o bencillikten diğer kamlığa doğru gidiş diye konuşmuştuk ya, bu bağlamda en iyi yapabileceğiniz şey çocuklarınızı vicdanlı olarak, iyi bir insan olarak yetiştirmek ve bu sistemin döngüsü içerisine kaptırtmamak olacaktır. Çünkü sistemler bizi sürekli belli bir tek bir düzey olmaya yolluyor. Çocuklarınıza bu süreç içerisinde rüya günlüğü tutmayı öğretin. Çocuklarınıza her şeyin nasıl bir enerji olduğunu anlatın. Bedenlerine nasıl dikkatli bakmaları, neleri iyi yemeleri, iyi düşünmeleri, çocuklarınıza güzel müzikler dinletin. Böylece onların varlıklarını daha yükseltici, çocuklarınıza işte ister mindfulness deyin, ister meditasyon deyin, yoga deyin, çocuklarınıza şimdiden bu anlamda zihinlerini dinginleştirebilecekleri yöntemler öğretin. Yani o oyunların vesaire bilgisayarların başına koyup da çocukları o izlenimlerle boğmak değil, çocuklar zihinlerini nasıl yönlendirebilirler? Onlar için bir çalışma. Gurdjieff öğretisi için Zoom çalışması olacak mı diye Tevfik Bey'e sorulmuş. Zannediyorum o bilgiyi şeyden alabilirler. İzmir Ruhsal Araştırmalar Derneği'nin kendisinden alabilirsiniz. Farkındalığı olan gençler, yani vicdanlı olanlar da çok yoruluyor. Ne önerirsiniz? Yani bu sistem şu anda bence bütün bu zemini biz o gençler için hazırlıyoruz. O yorgunluk olacak. En önemli yorgunluk nedir? Yükü taşımaktan meydana gelir. O zaman şu anda bu yükü hafifletmek en önemlisi. Peki bu yükün içerisinde ne var? Atalarımız var dedik. Aynı zamanda ne dedik? Geçmiş hayatlarımız var dedik. En iyi yapabileceğiniz şey siz de o çocukların, o gençlerin atası olarak onlara yüklediğiniz yükleri hafifletmek. Bunun için de gençler için bir şey yapmak istiyorsanız lütfen anne ve babalar olarak siz kendinizden başlayın. Aile bir sistemdir. Bu sistemde siz kendi yüklerinizi, korkularınızı ne kadar çok dönüştürürseniz çocuklarınızı da o kadar çok hafifletirsiniz. Siz anne korktuğu için çocuk da korkar. Çocuğun korkmaması için annenin ve babanın yapabileceği en önemli şey çocuğa mesela şu anki haberleri çok o şekilde izletmemek, kaygılarınıza çok fazla maruz bırakmamak. Bunu anlatan çok güzel öyküler vesaire var. Virüsün ne olduğunu anlatmak, ona koruma yöntemlerini anlatmak ama bir şeyleri yaparsa bundan korunabileceğini de anlatmak. Bu anlamda her şeyin enerji olduğunu anlatmak, çocuklara bir şeyleri saklamak değil, basitleştirmek. Çok basit yönde ilerlerseniz bu anlamda faydalı bir şekilde süreci de yönetmiş olursunuz. Yani herkesin doğuştan getirmiş olduğu bir kabı var. Buna katılıyorum. Bunu da ancak o kabı bir tık genişletebiliyoruz. Ama o bir tıkı o kabı oluştururken o kabın oluşumunda anne ve babalar ve bizim şu anki o sistemde rolümüz var. Bizim kabımız ne kadar genişse o sistemde aynı zamanda onun içerisinde olan varlıkların da kabı o kadar olacaktır. Bu anlamda da en iyi yapabileceğiniz şey size soranları, sizden yardım isteyenlere yardım etmek. Hani bir şekilde bir şeye hazır olanlar zaten önünüze gelir. Yoksa bu şey demek değildir. Herkesi tutalım ve uyandıralım. Ama insan ne yapabilir? Bilgilendirmek ama isteyen yani sorana bilgi vermek açısından kime neyi verdiğimize de dikkat etmemiz lazım. Bazen de ne yapıyoruz? O
sindirimsiz, yani o kişide bazı bilginin hazmolamama durumlarını da ne yapabiliriz? Yaratabiliriz. Bu anlamda paylaştığımız söylediklerimize de aynı zamanda dikkat etmek önemli olmuş oluyor. Biraz da Facebook'tan gelen sorulara bakıyorum. Devre sonu hep bana dünyanın sonu gibi geliyor. Devre sonunu konusunu biraz açar mısınız demişler. Şimdi arkadaşlar devre sonu farklı bölümlerden oluşuyor. Şu anda güneş sistemine de yaklaşan ve de dünyadan 400 kat daha büyük olan bir gök cisminin bütün o sistemin, güneş ve o sistemdeki bütün gezegenleri, yapının manyetik alanını etkileyeceği ve bu yaklaşma sürdüğü sürece de pek çok doğal afetlerin vesaire artacağı, dünyanın ekseninin değişeceği ve kaymalar meydana geleceği ki bunların dereceleriyle ilahi nizam ve kainatta verilmiş. Bu anlamda da bütün dünyada ısınmaların, ısı değişikliklerinin meydana geleceği anlatılıyor. Yani devre sonu dediğimiz şey bir anda bir günden bir güne olan gerçekleşen değil, 50 ila 100 yıllık artışlar, olayların artması ki bununla da manyetik alan tesirdeki alan etkileşiminin artmasının rolünü ne yapıyoruz? Görüyoruz. Ben hala Tevfik Bey'i bağlamaya çalışıyorum ama bir türlü olmadı. Neyse demek ki. Peki. Evet arkadaşlar. Demek ki devre sonu, evet, bir dünyanın kapanışı, dünyanın da kapanış süreçleri olacak. Burada da dünya kendi süreçlerini yaşayacak. Bunun içerisinde doğal afetlerin artması vesaire de var. Şu anda koronavirüsünün süreciyle beraber de bu süreç hızlandı. Daha doğrusu aslında farkındalığın olabilmesi için bu bir başlangıç. Bu farkındalık önceden neydi? Sadece belli bir kısmı etkiliyordu. Şu anda yani ne var? Bütün insanlığın uyanabilmesi için dünya, bütün ilahi sistemin de aynı zamanda yönlendirdiği bir süreç olduğunu düşünüyoruz. Her ne kadar işte o dünyasal olarak işte birilerinin çıkar sağlaması vesaire, bakın onlar bile nedir? Dünyada bir şeylerin değişebilmesi için hani bir motivasyon varsa, hiçbir şey evrende boşu boşuna ve tesadüfen meydana gelmiyorsa, o virüsün yayılmasının arkasında da onunla koordineli vazifeli bir sistem var. Bu süreçler ne yapacak? Sarsıntılar dedik ve şoklar dedik, uyanışlar dedik. Bu anlamda da o... Hani bir arkadaşımız burada ne demiş? Beklenen gezegen görünmesinden virüsün ortaya çıkışı ve hepimizin izole olması. Belki de bu tesirlerde de bayağı bir değişim ve ayarlamalar olduğu için evde kalmamız, o tesirlerin ayarlanma süreci içerisinde gereken bir durumda olabilir. Kutupların yer değiştirmesi... Evet, söz konusu olacak ve en önemlisi dünyanın eksenindeki kayma söz konusu olacak. Bunu İlahi Nizam ve Kainat'ın son bölümü, özellikle 249'dan sonra devam eden bölümü anlatıyor daha net bir şekilde. Bu arada İlahi Nizam ve Kainat'ın eski oturumlarını daha önce yaptığımız çalışmaları ücretsiz olarak İlahi Nizam ve Kainat gmail.com adresinden oraya e-mail atarak ücretsiz kayıt olup şifre alıp izleyebilirsiniz. Bu yayınları da yavaş yavaş yapmaya da belli konuları alacağız. Tabii ki şu anda konumuz hep virüs, devre sonu ve bu süreçler olmuş oluyor. Ama ben işte şu özellikle sırf realitelere özgü belki bir çalışma yaparız. İnsanlığın aşamalarıyla geçirdiği süreçleri ne yapabiliriz detaylı olarak elden geçirebiliriz.
Şimdi herkes ihtiyacı olanı yaşayacak ve bu süreçler içerisinde belki bizler de pek çok kapasitemizi de buluyor ve onu ortaya çıkarıyor olacağız. Belki de ben çok fazla göçlerin de olacağını düşünüyorum. Bu göçlerle birlikte belki de büyük şehirlerdeki hayatlar da bizi hani onu elde edeyim, bunu elde edeyim vesaire diye koşturup dururken belki de hayatlarımızda sadeleşmeye ve bu anlamda da bunu ne yapacak? Maddi olarak bu sistemler hep köyümüzden kalktık ve şehire doğru gittik. Belki bu ekonomik sistemler ve bu zorluklar bizi kendi özümüze ve kendi aslında ihtiyacımız olan şeylere doğru belki ne yapacak, çekecek. Belki buraları, büyük şehirleri terk etmek durumunda kalacağız. Belki ailelerimizle bu o ekonomik zorluklardan dolayı onlarla birlikte yaşıyor olacağız. Sonuçta aslında bunda iyi, kötü, güzel, çirkin diye bir şey yok. İyi, kötü, güzel, çirkin tüm bu dualitik sistemler zaten bu dünyanın okulunun bilgisi. Biz açıkçası spiritüel olarak olaya herkes ihtiyacı olanı yaşar. Bu anlamda da yardımın nereden geldiği hiç belli olmaz. O anlamda da ilahi sisteme de güvenmek ve başkalarının ipine değil, kendi öz varlığının ipine ve ilahi sistemin ipine sarılmak lazım diye düşünüyorum. Evet. Teşekkür ederim arkadaşlar katılımınız için. Bu sohbetleri yapıyor olacağız. Sevgi planını isterseniz ayrı bir bölümde ele alalım. Yani onu şöyle diyelim. Dünya okulunda bir kapanışa doğru gidiyoruz. Ve o kapanıştan sonra geçeceğimiz, hani liseyi bitireceğiz ve üniversiteye geçeceğiz. Sevgi planı işte daha ortaklı, idraklerin daha açık olduğu ve bizim artık otomatizmadan çıkararak yarı idrakliden idrake doğru kaydığımız bir yarı süptil alemi ifade ediyor. Daha sonraki yayınlarımızda sevgi planını, yani aslında bu okulu bitirdikten sonra geçeceğimiz ve işaret edilen o farklı bir süptil alemde gene tabii ki ilahi nizam ve kainatın, yani ruhsal sistemlerin bize anlattıkları ele alıyor oluruz. Ama lütfen ilahi nizam ve kainat kitabını okuyun. İlahi nizam ve kainat.com adresinden ücretsiz olarak da inebilirsiniz. Bu arada size buradan da güzel bir haber vereyim arkadaşlar. Şu anda YouTube'a İlahi Nizam ve Kainat'ı ses olarak, ses kayıtları olarak sayfa sayfa, belli sayfalar aralığında yüklüyoruz. Sağ olsunlar sevgili Zümrüt Erkin, Mehmet Rezcioğlu, Gültekin Çileker arkadaşımız seslendirdiler. Tolga arkadaşımız ve Evren arkadaşımız teknik olarak destekte bulunup onların bütün düzenlemelerini yaptılar. Hatta bir kısım YouTube'da açıldı. Onları da size duyuruyor olacağız. Birkaç İngilizce videolar da çekmiştik geçmişte. Onları da yeniden düzenleyip paylaşıyor olacağız. Valla işte kafasını gözünü yararak İngilizce bunları anlatmak çok kolay değil. Burada da tanıdığım arkadaşlarım İngilizce anlatmayacak mısın diye yazmışlar. Belki de şu ilerleyen süreçler içerisinde bunu tüm dünyaya, bu hiç kimseye verilmek, hiç kimseye olmayan insanlığa verildiyse biraz kafasını gözünü yararak dilimiz döndüğünce vallahi fazla da hata yapmaktan korkmayarak da korkularımızı aşarak aynı zamanda da tüm dünyaya paylaşım olarak da ilerleyeceğiz. Evet Meteciğim, Jung çalışması ücretli. Bununla ilgili Tevfik Bey'den bilgi alabilirsin. Evet. Peki başka sorular var mı diye böyle bakıyorum. Peki arkadaşlar, çok teşekkürler. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Bu süreçleri bu şekilde bilgilendirme paylaşımlarla devam ediyor olacağız. Tevfik Bey'i bağlayamadım sonradan ama sizler de eminim ona da özelden yazarak sorularını alabilirsiniz.
bilirsiniz. Hepinize katıldığınız için teşekkürler, sevgiler. Hoşçakalın.